Gidiyoruz Armağan. Ben hiçbir yere gelmiyorum anne. Armağan duymuyor musun? Beni bitirmeye çalışıyor. Beni yok etmeye çalışıyor. Buna rağmen mi? Ha? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Burada sen kim olarak kalıyorsun? Ha? Kimin yanında kalıyorsun? Abim. Öz abimin evinde kalmayacağım da kimin evinde kalacağım anne? Bu sırrı sonsuza kadar saklayabileceğini mi sanıyordun anne? Çok saçma. Hala gizlemeye çalışıyorsun. Gerçeği öğrendim artık. Babamın tek çocuğu olmadığımı, pehlivan soyadını taşıyan iki kardeşim daha olduğunu biliyorum. Bir dakika. Armağan, sen her şeyi yanlış anlamışsın. Benim soyadım pehlivan değil. Babanla da hiçbir kan bağım yok. Çok şükür. Nasıl? Ben eminim bundan. Anne bir şey desene. Hayır, hayır. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Ben sana hakikati anlatayım. Senin babanla benim babam arasında bir husumet vardı. Ne husumet? Kan davası gibi bir şey. Kozlarını paylaşamamışlar. Çünkü şartları eşit değilmiş. Neyi paylaşamamışlar ya? Neyin düşmanlığı? Bilmiyorum. Neyi paylaşamadılarsa paylaşamadılar. Ama bu husumet ikisini de canından etti. Canlarından olmalarına rağmen de hiçbir şey bitmedi. Çünkü annem bize düşmanlığına devam etti. Çocukluğumuza yazık etti. Yani biz kardeş değil miyiz? Bak, sen benden yardım istedin. Ben de sana abilik yaptım. Hepsi bu. Ama burada kalmak istersen, seni hiçbir kuvvet buradan çıkaramaz. Burada kalmak istemiyorsan da sen bilirsin. Buna bir şey diyemem. Onun kendi evi var. Düşmanın evinde kalacak değil herhalde. Hadi Armağan. Ben hiçbir yere gelmiyorum anne. Armağan, burada kalmana müsaade etme. Ben senden müsaade istemiyorum. Kararımı söylüyorum. Gelmeyeceğim. Düşmanın evinde mi kalacaksın? Babanın düşmanını. Babamın düşmanı. Benim değil. Belki de artık aranızdaki bu düşmanlığı bitirmenin vakti gelmiştir ha anne? Saçma. Aranızda her ne geçtiyse şimdi helalleşin. Bu düşmanlığı da artık bitirin. Bunu yaparsan eğer seninle eve gelirim. Bize yaptıkları için, çaldığı çocukluğumuz için helallik isterse, özür dilerse, belki bu düşmanlığı bitirebilirim. Biraz da olsa pişman oldun mu bize yaptıklarına? Hı? Söyle hadi. Hakkını helal etti. Gençtim, cahildim, yaptım da. Bilemedim de. Yalan da olsa söyle. İnanacağım çünkü. Hadi. Öyle yaşanması gerekiyordu. Öyle yaşandı. Bir daha benim oğluma dokunursa, yaklaşırsa, çocukluk günlerini mumla aratırım sana. Armağan, gidiyoruz. Bu canavarın evinde kalamaz. Bu odada tek bir canavar var, o da sensin anne. Armağan,
Bir düşmanlık yüzünden iki çocuğun hayatını çalacak. Kinini devam ettirip adamın işine taş koyacak. Deva'nın hayatına kastedecek kadar canavarsın sen. Şimdi gidiyorum. Ama seni almak için geri geleceğim. Seni burada bırakmayacağım. Ne yaşadık biz böyle? Ne oldu yani? Abi sen bana söz vermiştin. Ama ne yaptın? Annemi buraya çağırıp beni onunla yüzleşmek zorunda bıraktın. Ben sana verdiğim sözü tuttum Armağan. Senin sırrını sakladım. Sen burada olmayacaktın, annen de seni görmeyecekti. Ama gördü. Değil mi? Bunun hesabını bana değil, ona soracaksın. Bana mı? Deva'ya niye soruyorum? Onunla ne alakası var? Çünkü bu evde olup biteni annene yetiştiren o. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Bence burada büyük bir yanlış anlaşılma var şu an. Armağan, sen eve git. Bundan sonrası Deva ile benim aramda. Ben eve gidemem. Kız kardeşin rahatsız oluyor biliyorsun. Hayır Armağan, yok öyle bir şey. Vefa. Armağan'ı eve götür, bundan sonra evde misafir edeceğiz. Gücü Cemal abi, lütfen ben... Armağan, lütfen. Ben Zafer Hanım'a hiçbir şey söylemedim. Armağan benim en yakın arkadaşım. Ben niye gidip böyle bir şey yapayım? İhaleyi sana bilerek duyurdum. Sen de duyar duymaz Zafer Hanım'a koştun. Saçmalık bu. Ben oraya onun... İtalyanların da onun adamı olduğunu biliyordun. Biliyordun. Hayır, bilmiyordum. Sen bilerek benim güvenimi kazandın. Bunu başardın da... seni bu evde baş tacı yaptım. Ama sonra ne olduysa... Zafer Hanım'ın isteklerini yapamaz hale geldin. Belki de vicdan azabı çekmişsindir ha. Sana en güvendiğim anda kaçtın gittin. Sen bir hainsin. Bunlar senin. Madem ben hainim, ne diye bana para veriyorsun? Bir nevi yıpranma payı diyelim. Seninle yaptığım anlaşmaların hepsini iptal edeceğim. Seninle çalışmak istemiyorum. Bu evde kalmanı da istemiyorum. Çünkü bu evde hainlere yer yok. Ne kadar da erdemli bir davranış. Evinde kalan haine yıpranma tazminatı ödeyip öyle gönderiyorsun. Öyle mi Gül Cemal Bey? Öyle. Para için yapmadım mı zaten? Ama çok akıllı olduğunu itiraf etmem lazım. Kaç para var burada? Çok para. Zafer Hanım'ı sana veremeyecek kadar çok. Çok teşekkür ederim. Hani bana atölyede söylemiştin ya ben paha biçilmezim diye. Senin de bir fiyatın varmış demek ki. Hayatımda kimse beni bu kadar aşağılamamıştı. Deva! Senin paranı da evini de istemiyorum, anladın mı? Hiç
hiçbir şeyini istemiyorum. Senin bu öve öve bitiremediğin adaletin bu mu? Yargısız infaz mı? Açıkla o zaman. İspatla suçsuzluğunu. Neyi açıklayacağım ya ben? Ben sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Sen kendi kendine zaten yazmışsın, oynamışsın, inanmışsın. İnan ya. Neye inanmak istiyorsan ona inan, tamam mı? Ben gidiyorum. Suçun ortaya çıktı ya, böyle kaçar gidersin işte. Hadi koş patronun arkasından. Yetişirsin belki. Gitmiyorum Cemal Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim suçluluğumu ispatlayana kadar 3 gün. 3 gün veriyorum sana. 3 gün sonra benim hain olduğumu ispatlayacaksın. Ancak o zaman giderim bu evden. Senin hain olduğun ortada. Kanıtla. 3 gün içinde bana benim hain olduğumun kanıtını getiremezsen, tam burada benden özür dileyip yanında kalmam için yalvaracaksın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Gelme! Çık dışarı. Yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Ben de senin evinde kalmaya meraklı değilim zaten. 3 gün. 3 gün sonra bul o kanıtı, çeker giderim ben de. Çık şimdi. Burada olsam haber vermez miydim? Yoktum. Evde kamera var mı? Var ama bir tek salonu ve girişi görüyor. Ha bir de bahçede var. Bana Devan'ın eve geldiği anın kayıtları lazım yerde. O kaydı ne yapet bana getir. Tamam, tamam abi bulurum. Nereden bulacağım şimdi ben bu kamera kayıtlarını? Hiç anlamadığım işler. Cemal abi, öyle bir şey istedin ki benden. Hah, buldum. Tamam. Nasıl kaydedeceğim ben bunu şimdi? Ne yapıyorsun sen bu saatte burada? Hiç. Temizlik yapıyordum. Temizlik? Gecenin bu saatinde? Sabahları her yere yetişemiyorum. Dedim en azından şöyle bir tozunu alayım da. Neyse, sabah hallederim artık. Hadi gel bakayım böyle. Şimdi sana bir kere soracağım. Sen de bana gerçeği soracaksın. Ne yapıyordun burada? Bu bilgisayarı niye açtım? Benim bir oğlum var. Onu konuşuyordum. Ne alaka? Cep telefonun yok mu? Niye onunla görüşmüyorsun? Telefonum eski benim. Bazı uygulamaları kuramıyorum. Dedim en azından 5 dakika olsun göreyim onu. Çok özledim çünkü. O yüzden açtım bilgisayarı. Uzakta mı oğlum? Eski eşim göstermiyor bana. Gizli aradım. Her zaman da arayamıyorum. Ne olur Zafer Hanım'a söyleme. İlk kez açtım bilgisayarı. Bunu söylersen kapının önüne koyar beni. Ama
Bir daha sakın buraya izinsiz girme. Gülcemay, bir misafirin geldi, aşağıda seni bekliyor. Kim? Sen gel, görürsün. Hayırdır? Emrullah sabah yeni bir telefon getirdi bana. İstemem, alamam dedim ama zorla tutuşturdu elime. Benim telefonumu da aldı. Kesin şüpheleniyor benden. İçinde ne var ne yok karıştırmıştır şimdiye. Niye, bir şey mi verdi ki mesaj falan? Yok Gülcemal abi, bırakır mıyım hiç? Senin numaran bile kayıtlı değildi. Ya o zaman telaş edecek bir şey yok ya kızım. Ne bileyim, tedirgin etti işte. Emrullah çok zekidir. Verdiği telefon dinleniyordur diye arayamadım bile. Buraya gelmek durumunda kaldım. Neyse, telaş etme, bir şey çıkmaz oradan. Ben bu akşam bir daha gireceğim o odaya. Hayır, girmeyeceksin yanda. Söz, bu defa halledeceğim. Girmeyeceksin. Ay, deva ya. Başka bir şey söyleyecektim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Giy şunu üstüne, donacaksın. Ne olacak ki sanki, kime ne donarsam donarım. Giy şunu, ver kolunu bakayım. Oldu mu? Oldu, oldu. Mutlu musun? Sen şimdiden sarhoş mu oldun bakayım? İçeride otursaydın ya Sara'da. Sıcacık orası. Yok. Burası güzel. Burası ruhuma öleyim. Ne yapıyorsun sen burada? Kör müsün? Hop hop hop, öyle içilmez o. Şuna bak, daha şimdiden dağılmışsın. Nereden buldun bunları? Param var. Hı? Telefonumda da her şey var. Senin o pis parana kalmadım yani, anladın mı? Şşş. Bir dakika. Bu masa benim. Kim sana otur dedi? Hayırdır, onda mı sahiplendin? Nereden çıktı şimdi bu? Aa, nereden çıktı? Sen bana yaptığın şeyleri farkında değil misin? Başıma getirmediğin hiçbir şey kalmadı, farkında mısın? Hayır, en sonunda hain dedin bana. Evden kovdun beni. Canım istedi. Senin canın ne isterse sen onu yapıyorsun ya, benim de canım istedi. Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Tabii olabilir de. Keşke becerdiğim bir şey yapsaydın. Kim demiş beceremiyorum diye? Gayet de beceriyorum. Hop hop. Öyle konulmaz o. Bugünü geçti say. Kaldı iki. İki gün sonra gidiyorum. Merak etme, iki güne kalmaz o iş. Yarın getirir koyarım delil önüne. İki gün sonra hiçbir şey bulamadığında suratının halini görmek için yaşıyorum, biliyor musun?
Vallahi bak. Suratına bakacağım. İç. Böyle olmaz. Hı. Peynir ye o zaman. Yemeyeceğim. Nimet'e gram saygın yok ha. Sen hayırdır beni mi taklit ediyorsun? Hı. Ediyorum. Ediyorum, ne yapacaksın? Evden mi kovacaksın? Kızacak mısın? Yoksa beni zindana mı kapatacaksın? Olmaz. Cemal Bey, tekrara düşersin, olmaz. Allah Allah. Cahil cesaretine bak. İşte senden korkuyordum biliyor musun? Böyle yüzüme yüzüme geliyordun ya buramda da. Bağırıyordun bana. Şimdi korkmuyor musun? Korkmuyorum. Belli. Arkamdan hiç çevirmezdin yoksa. Çevirmedim. Çevirmedim, yapmadım. Hiçbir şey. Ne o İtalyanlar, ne ihale. Hiçbir şey söylemedim. O yaptı. O söyledi. Kim söyledi? Neyi kim söyledi? Sen söylemediysen kim söyledi? Hain kim o zaman? Söyle. Ne bileyim ben ya hain kim? Yeter artık, tamam. İnsan sarhoşken hep doğruyu söyler derler ama... sen sarhoşken bile hala yalan söylüyorsun. Söyle. Niye kaçtın o zaman? Benim nişanlım. Ne olmuş nişanlına? O öldü de. Sen nişanlını mı özledin? Alçak herif. Şerefsiz. Bu bana değildi herhalde. Ah. Heba, özür dilerim. Bak. Bak bu düğün gecemizde attığı mesaj bana. Biliyorum, biliyorum. Affet. Sen niye kaçtığını anlatıyordun? Hı? Neden kaçtın anlat. Kaçmak zorundaydım. Deva. Şimdi... Deva. Deva. Niye hep ben seni taşımak zorunda kalıyorum acaba? Keşke ben değil de sen bana suçsuz olduğunu kanıtlasaydın. Uzun kepik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.